İnanmıyorum. Hayır, Yıldız'ın salak olduğunu biliyordum da bu kadarını beklemiyordum. Tam cahil cesareti. Ya? Gel gör ki bu sayede Halit'ten uzun süre para tırtıklamayı başardı. Peki sen bu işin neresindesin Defne'cim? Ona bu aklı sen verdin değil mi? Ben borcunu ödedim, yardımcı oldum. Yapma Defne. Sen hiç kimseye durup dururken iyilik yapmazsın. Halit'e asıldın, olmadı. Şimdi bunları anlatarak Yıldız'ın ipliğini pazara çıkarmak istiyorsun. Ender, ya sana inanamıyorum. Duyan da Yıldız'a bayılıyorsun falan zannedecek. Yıldız'a bayılmıyorum. Ama senin de ne olduğunu çok iyi biliyorum. Yıldız kendi çapında bir şeyler yapmaya çalışırken sen böyle sinsi sinsi ilerliyorsun. Böyle alttan alttan. Ve beni kullanmaya kalkıyorsun. Yıldız konusunda aynı taraftayız sanıyordum. Öyle mi? Yani aklın sıra bu olayı benim üzerimden herkesi yayıp kendin iyi oynayacaksın. Böylelikle Halit'in gözüne girmeyip bir şekilde başaracaksın. Karşında kimin olduğunu unutma Defne. Beni bu işin içine çekemezsin. Ender, sana gerçekten inanamıyorum. Sen demez miydin düşmanımın düşmanı dostumdur diye? Ya ne oldu şimdi? Güldürme beni Defne. Ben ne senle ne de senin gibilerle aynı tarafta olurum. Sizin gibiler bana sadece böyle karşıdan bakabilirler. Bu görüşme fazla uzadı. Pes ettiğini görmek beni şaşırtıyor Ender. Pes etmek? Ben? Ben pes etmiyorum canım. Sadece sen ve senin gibilerle aynı yolda yürünmeyeceğini bilecek kadar akıllı ve tecrübeliyim. Sana kolay gelsin demek isterdim ama işin çok zor. Bu saatten sonra Halit'in gözüne girebilmen imkansız. Babacığım.